Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında piyasalar federal açık piyasa komitesi toplantısının şokunu atlatmaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelerek geleceğe dair beklentileri birlikte sektörün ihtiyaçlarını konuştular. FED Başkanı Jeremy Powell enflasyon oranının %5 olmasının kabul edilebilir olmadığını belirtirken hedeflerinin %2 hedefine ulaşacaklarını da vurguladı. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,70 ve 8,75 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,55 Türk Lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro-Türk lirası tarafında ise Euro küresel ölçekte değer kaybetmeye devam ederken kurun yatay bir seyirde hareket ettiğini görüyoruz. Aşılamanın hızlanarak artarak devam etmesi ve Türk varlıklarının değer kazanımında etkili olurken Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesi PMI verilerinde yakından takip ediyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,40 ve 10,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,25 ve 10,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro-Dolar paritesinde ise Fed Başkanı Jeremy Powell'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarının ardından gelen satışlar ile parite 1,19 seviyesinin altını test etmişti. Dün akşamki yaptığı konuşmasından bir önceki konuşmasına göre baktığımızda piyasa ile ilgili inatlaşmadan iletişim kurulacağına dair bir tutum sergilediğini söyleyebilirim. Euro-Dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1940 ve 1,1965 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,19 ve 1,1875 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanması beklenirken anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran petrolünün kısa sürede piyasalara sürülmesi bekleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 8,6 milyon varil azalış gösterirken Pandemi endişelerinin azalması ile Çin'deki talebin canlanması ile birlikte yaz aylarında Brent petroldeki seyrin devam etmesini bekliyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 75 dolar ve 76 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>